AKP içerisinden bir açıklama daha var. Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir tarafından yapıldı. Yabancı isimli iş yerlerine ek vergi uygulanmasını istedi İbrahim Aydemir. İş yerinde yabancı kelimelerin kullanılmasını bir istila olarak niteledi. Yabancı kelimelere dönük istila edici bir hal var. Buna mutlaka ama mutlaka tedbir alınması lazım. Bakın tabelalara bakın. AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir yabancı isimlerin yer aldığı iş yeri tabelalarına bu sözlerle tepki gösterdi. Yabancı kelime kullanan iş yerlerine ek vergi getirilmesi çağrısını yaptı. Eğer bir dükkan, bir iş yeri yabancı bir kelime kullanıyorsa kendini ta tarif ederken ona mutlaka ilave bir vergi konulması lazım. Onun bir külfete katlanması lazım çünkü bu milletin kodlarına dönük bozucu bir yaklaşım sergiliyor. Ancak Aydemir'in söz konusu teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarının yanı sıra kabinedeki isimlerinde ek vergi ödemesi anlamına geliyor. Örneğin bileler Erdoğan, Süme Erdoğan, Bayraktar ve Esra Albayrak'ın yönetiminde olduğu BMZ Grup Denizcilik AŞ adlı şirket ismin de isminde yabancı kelime barındırıyor. Şirketin adında Türkçe grup yerine İngilizce grup sözcüğü tercih edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kurduğu otel zincirinde de benzer bir durum var. Şirketin adı Max Royal Otelleri, yani İngilizce bir isim kullanıldı. Aydemir'in teklifi Ersoy'unda ek vergi ödemesi anlamına geliyor. Türkçe kelimelere mutlaka ama mutlaka çok dikkat etmemiz lazım. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin kardeşinin yönetim kurulu başkanı olduğu çocuk giyim mağazası da Aydemir'in teklifi kabul edilirse ek vergi ödemek zorunda kalacak. Nebati'nin mağazasının adı da BNG Store. Burada mağaza yerine İngilizce store kelimesi tercih edilmiş. Ecnebilerin kelimelerini öne çıkarıp onlarla ticarette mesafe almaya çalışanlar var. Aydemir'in teklifi AKP ve kabinede nasıl bir karşılık bulacak şimdilik merak konusu.